Evet, sıcak bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşalım. Son dakika bilgisi, Niğde'de 5,3'lük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ise Bor ilçesi olduğu söyleniyor. Tekrar ederim. Niğde'de 5,3'lük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ise Bor ilçesi olduğu söyleniyor. Şu an depreme dair henüz bir bilgi söz konusu değil. AFAD'dan yapılan bir açıklama yok. Fakat bu türlü büyüklükte olan depremlerin yıkımlara neden olduğunu da daha önce görmüştük. Umarız can kaybı ve mal kaybı yoktur. Evet, bir sonraki haberimizle devam edelim. Maraş merkezli 7,6'lık ve 7,7'lik depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Şirketler iş almaya bu süreçte enkazlar kaldırılmaya çalışılınca da başlamış oldular. İşe alan şirketlerin daha önce yaptığı bir kayak pisti ise çökmüş. Maraş'ta enkaz kaldırma işi Erzurum'da kayak pistleri çöken şirkete verildi. Depremin merkez üssü Maraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkazdan çıkarılan harfiyatlar belediyenin belirlediği noktalara dökülüyor. Çalışmalarının 4 ila 6 ay arasında biteceği düşünülüyor. Enkaz kaldırma işinin ihalesinin verildiği şirketse tanıdık çıktı. Hükümetten birçok kez ihale alan Sıradağlar İnşaat. Daha önce Bingöl ve Hakkari'deki havalimanları, Konya ve Trabzon stadyumları, Çorum'daki TOKİ konutları gibi kamuya ait pek çok işin ihalesini almıştı şirket. Aldığı ihaleler arasında Küçükçamlıca Radyo TV Kulesi de vardı. Ancak şirketi tartışmaların odağına koyan bir skandal var. Çünkü Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaptıkları Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kuleleri 2014 yılında heyelan sonrası çökmüştü. Bu olay sonrası şirkete bir yaptırım uygulanmadı. Kamu ihaleleri almaya devam ediyor. Evet, merkez üssü Niğde olan 5,3'lük depreme dair de yeni yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Obruk'ta, Niğde'nin Obruk ilçesinde merkez üssü 5,3'lük olan depremin 7 kilometre derinliğinde olduğu şimdilik söyleniyor. Tekrar ederim, Niğde'de 5,3'lük bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ise Bor ilçesi 7 kilometre derinliğinde. Evet.